Sevgili fotoğraf çekmek kolay ailesi dostları, bugüne kadar epey bir lens incelemesiyle karşınıza çıktım. Satın alıp, kullanıp sattıklarım var, İnceleme için ödünç aldıklarım var. Ne yazık ki Kapadokya'ya taşındıktan sonra Fuji film ile bağlantım biraz kopmuş vaziyette ve doğal olarak ürün desteğini arzu ettiğim gibi alamıyorum. Ama ben de dedim ki muhtemelen benim ne kullandığımı merak da ediyor olabilirsiniz. O halde ben de dedim ki sahip olduğum 3 zoom lensi nedenleriyle beraber sizlere aktarayım. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay hoş geldiniz. Bu 3 lensten bahsederken önem ve kullanım sırasına göre gitmekte fayda var. İlk lens elbette daha çok alanda kullanabileceğiniz XF 1680. VR XF'in metal yapısı. F4'ten F22'ye kadar değiştirebildiğiniz bir çarkı ve 16'tan 80'e kadar da çevirebildiğiniz bir zoom çarkının yanı sıra bir de böyle netleme çarkı var, manuel netleme çarkı var. Bu lensten bahsederken bana en çok gelen soru neden XF 1655 değil oluyor? Öncelikle XF 1655 bir dönem sahip olduğum ve çok iyi tanıdığım bir lens. Evet gerçekten çok keskin bir lens. Fuji filmin kırmızı rozet serisinden. F2.8 gibi sabit bir diyaframı var. Ve 16-80 çıkana kadar da en çok kullandığım lensti. Ama beni bilirsiniz. Lens tek keskinlik konusu bana göre çok abartılan bir konu. Çünkü gözün doğal keskinliğinin üstündeki keskin fotoğraflardan yana olmayan ve inanmayan bir, biriyim. Şunu söyleyebilirim. 16.80'i kullanmaya başlayınca 16.55 keskinliğini bana aratmadı doğrusunu isterseniz. İkinci konu XF 16.55 oldukça büyük ve ağır bir lens. 16.80 gördüğünüz gibi oldukça kompakt ölçüleri ve çok hafif ağırlığıyla daha kullanışlı geldi bana. Evet bu F2.8 değil. Ama F2.8'in de OIS'i yok. Ve özellikle o dönemlerde XT3 ile kullanırken Stabilitesi beni oldukça zorladı. F2.8 belki F4'e göre bir stop ışık avantajı veriyor gibi gözükse de bunun 5.5 stopluk OIS'i de en azından bir 4 stop avantaj sağlıyor. Dolayısıyla F2.8'in avantajı dezavantajı burada yavaş yavaş tartışılır olmaya başlıyor. Bunun ayrıca renginin de daha da uygun olması beni daha çok tatmin etti 16 55 e oranla. Ama 16-55'ten bu lensi üstün kılan bir özelliği de Makro büyütme oranı. Ki bu sayede oldukça başarılı makro kareler yakalayabiliyorsunuz. Videoda ise 16-55 tartışması üstün biraz. Özellikle zoom in zoom out'larda. Ama daha önce de belirttiğim gibi OIS olmadığı için gimbal ile kullanmak zorundasınız. Ha yok siz zoom in zoom out yapmayacağım diyorsanız o zaman zaten 16-80 size yetiyor artıyor da. Üstelik gimbal sizde kullanımda gayet kurtarıyor kendisini üzerindeki OIS ile bunu bir de XT4 ya da X-S10 gibi IBIS'i de olan bir kamerayla kullanırsanız o zaman oldukça elde stabil kareler, videolar çekebiliyorsunuz. 16-80 ile manzara, sokak, dar mimari, portre, doğa hatta makro fotoğrafçılık bile yapabiliyorsunuz. Bunların arasında tek zoom lens tercihi tercihini zorlansam hiç düşünmeden kullanacağım zoom lens 16-80 olacaktır. Gelelim ikinci tercihime. İkinci tercihim benim 70-300 e olurdu. Yine belki kıyaslamak açısından 55-200 e ve 100 ile belki kıyaslanabilir. Ama 100 incelemesinde bir ölçüsü ve ağırlığı artı fiyatı bana fazla geldi. Evet 100-400'ün e otofokusu özellikle 200 mm'ye kadar oldukça hızlı. Lensin OIS'i de çok başarılı ama 400 mm'ye yaklaştıkça çok net bir biçimde Lensin oisi ile kameranın ibisi arasında bir savaş gördüm. Yani Dolayısıyla 100x400 e lük bir lens kullanıyorsanız ve bunu 400 milimetrede kullanıyorsanız en azından bir monopod olmadan o lensi kullanmak çok da kolay bir şey değil. 55e 200 benim bir dönem sahip olduğum ve hakikaten büyülü kareler yakalatan muhteşem güzel bir lensti. 70'e 300 ise 55e 200'ün büyüsünü aratmadığı gibi daha keskin kareler yakalamanızı sağlıyor. Otofoküsü 70 ile 200 mm arasında son derece hızlı ve yapışkan. Ama 300 mm'ye gittikçe otofoküste de bazı zorlanmalar olduğunu saklamayacağım. Buna karşın eğer 100-400 ile stabilitesini tartışmamız gerekiyorsa 300 mm'de otofoküsü yakaladığınız andan itibaren el ile müthiş kareler yakalarsınız hiç sıkıntısız yani. Bu lensi diğerlerinden bana göre üstün kılan özelliklerinden bir tanesi. Tıpkı 16-80'de olduğu gibi müthiş makro büyütme oranı ki bununla hakikaten harikulade makro kareler yakalayabiliyorsunuz. Bu söylediklerim otofokusla ile ilgili video için de geçerli. 200 mm'ye kadar çok rahat ve çok lezzetli geçişleri var ama 300 mm'ye yaklaştıkça ten kaçıp manuel fokusu tercih etmenizde fayda var. Bu lensle ilgili söyleyebileceğim yegane eksi özellikle 300 mm'deki kuvvetli bir niyet etkisi ama bu da zaten postta düzeltilemeyecek bir e, eksi değil. 70-300 ile portre, doğa, kuş ve manzara fotoğrafçılığını yaparsınız. Gelelim son zoom lensimize. XF 10-24. Bu Mark 2'si, yeni nesil olanı. Mark 1'de bu Diyafram çarkı vardı ama rakamlı bir diyafram çarkı değildi. Bu, bu sefer rakamlı bir diyafram çarkı. Ve şeyde de iyileşme var. Yani camda bir görüntü kalitesinde Mark 1'e göre bayağı ciddi bir iyileşme var. Mark 1'den daha keskin bir lens. Şimdi bu lense gelince bu ultra geniş açı sınıfına giriyor. Ve bunun belki de yegane rakibi XF 8'e 16. Şimdi aslında bu iki lensi kıyaslamak bile haksızlık olur. Çünkü eğer ki profesyonel mimari fotoğrafçılığında iseniz ve bu konuda imza atmak istiyorsanız ilk tercihiniz elbette ki XF 8-16 e mm olacaktır. Ama diğer kırmızı rozet serilerinde olduğu gibi XF 8-16'da e büyük, ağır ve sıkıntılarından bir tanesi de fiyatından bahsetmeyeceğim bile. Önündeki camının bombe olması ve normal filtre takmanızı önlemesi. 10 24 benim gibi hani seti tamamlayayım diyen insanlar için hakikaten ideal bir e, lens haline geliyor. Ultra açıyı tamamlıyorsunuz e, ve çok keskin, çok güzel kareler yakalayabiliyorsunuz. Düz açıda yakala çektiğiniz e, karelerde, özellikle mimari karelerde distorsiyon oranı son derece kabul edilebilir. Neredeyse yok denecek kadar az. Ama e, geniş açının da o ba bazen o büyülü distorsiyon kavramını güzel açılardan yakalarsanız da hani büyüklük kavramını daha da büyüten bir özelliğe sahip gerçekten çok başarılı bir lens sevgili dostlar. Ama bunun esas başarısı videoda. <laughs> videoda inanılmaz takibi, inanılmaz keskinliği ve inanılmaz böyle otofokus başarısı bu lensi benim birincil Video lensim haline getirdi ki siz de fark etmişsinizdir son dönemlerde içeriklerimin büyük çoğunluğunu bu lens ile çekmeye başladım videoda. Şu anda içeriğimi çektiğim lens xc c 15 45 sevgili dostlar. Şimdi bu 3 lens ile 10 milimetreden 300 mm'ye kadar geniş bir odak açısı ile. Bütçe dostu diye tabir edebileceğim evet artık hiçbir şey bütçe dostu değil ama şimdi yani. Yine de bütçe dostu en azından daha ulaşa, ulaşılabilir fiyatlar dahilinde yüksek kaliteyi yakalayabildiğiniz, gerek fotoğrafta gerek videoda sizi yarı yolda bırakmayacak, eksisinden daha fazla artısının olduğu müthiş bir set. Ayrıca da en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de kompakt yapıları sayesinde ağrı olmayışları ve boyutları taşıma kolaylığı sağlıyor olması. Sevgili dostlar bu lenslerle ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bu içerik sizlere değer katmıştır ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun ki bu sayede hem bu kanala destek olursunuz hem de bu içerikleri çok daha süratli bir biçime daha geniş kitlelere yaymaya yardım etmiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Bir daha görüşünceye dek huzurlu kalın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.